Sayın Rektörüm, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, Saygıdeğer Mahmut Hocam, kıymetli misafirler, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür, İrfan Yükseliş ve İrfan Derneği Vakfı olarak yapmış olduğumuz mesnevi sohbetlerine hoş geldiniz. En son dersimizi Ramazan'dan önce yapmıştık. Sağ olsun Mahmut Hocam kırmadılar tekrar. Kıymetli zamanlarını bize ayırıyorlar. Bu anlamıyla şükranlarımızı arz ediyoruz. Geçen hafta Türkiye'de Yunus Emre Kültür Haftası olarak kutlanıyordu. Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran gibi aynı dönemde yaşamış Osmanlı'nın kuruluş aşamasında güçlü devlet, güçlü millet olgusunu ortaya koymak için ortaya çıkmış manevi şahsiyetler arz etmiş olduklarımız. Onların hepsinin ortak noktası Moğol istilasıyla, tapınak şövalyeleriyle veya Haçlı ordularıyla darmadağın olmuş Anadolu'yu bir birlik etrafında toplayabilmek için Yunus Emre şiirleriyle, Mevlana mesnevisiyle, Hacı Bektaşi Veli öğretileriyle, Ahi Evran da esnaf kurallarıyla topluma bir harç olmaya çalışıyorlardı. Aslında Osmanlı'nın kuruluş aşamasındaki sıkıntılar günümüzde de manevi olarak fazlasıyla devam ediyor. Evet, günümüzde Haçlı yok, tapınak yok, Moğol yok ama ondan daha sinsi ilerleyen, düşmanı olduğu bildiğimiz kavramları karşımızda görmediğimiz maalesef bir yapıyla karşı karşıyayız. O yüzden saygıdeğer Doktor Mahmut Nedim Ayse hocamızın mesneviden hareketle dayanağını Kur'an'a ve sünnete dayandıran o mesnevileri bize aksettirmesi gerçekten büyük lütuf. Hep sohbetlerinde bahsettiği ilim, ihlas, amel, ilim, amel, ihlas üçgeniyle burada aldığımız ilmi çevremize öğretir, amel eder ve ihlasa ulaşabilirsek inanıyoruz ki o toplumun çöküntü yaşadığı kesimlere ulaşabilir, bir nebze de olsa katkı sağlayabiliriz. Bu anlamıyla tekrar kıymetli zamanlarını bize verdikleri için Mahmut Hocam'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Sohbet sonrasında fuayede yine sorular olacak. Aslı Hanım sohbetten sonra soruları toplayacak. Hasrete yine telefonları kapalı tutuma getirirsek çok memnun oluruz. Efendim buyurun, Sayın Mahmut Hocam'a arz ediyoruz. Muhterem Hazirun, hepinizi Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenlikleri hepinizin üzerine olsun. Derse başlamazdan evvel çok kıymetli rektörümün ricası üzerine önümüzdeki hafta Cuma günü, Cuma namazından sonra burada Mavera toplantı salonunda ailenin önemini anlatan bir sempozyum yapılacak. Hepinizi rektörümün adına davet ediyorum. Cuma günü değil mi rektörüm? Evet, Cuma günü öğlen Cuma namazından sonra yani yaklaşık 1.30-2 gibi çok kıymetli katılımcıların olacağını buyurdular. Fakiriniz onların isimlerini bilmiyorum. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz Cuma günü teşrif ederler. Aile bizim olmazsa olmazımız, aile olmazsa hiçbir şeyin olmayacağını hepimiz biliyoruz ama maalesef ailenin üzerine oynanan oyunlar ve aileyi yok etmek için sarf edilen çabalar verim vermeye başladı. Bu insanı çok üzüyor. Gençlerimizin gerek kız gerek oğlan gençlerimizin evlilik noktasında hayata bakışları çok farklı. Çıtayı çok yüksek tutuyorlar. İnsan olduğumuzu unutuyoruz. Her birimiz karşımızdakinden bir melek bekliyoruz veya bir prens bekliyoruz. Öylelikle de hayatımız sürekli mutsuzluklarla tükenip geçiyor, gidiyor. Pekala. Daha önce sizlere söz vermiştim. Geçen en son derste bir kardeşimiz hatırlattı. Size gönülle alakalı sohbet yapacağımı söz vermişim mesnevinin ikinci veya üçüncü dersinde. Bugün mesnevi şeriften beyitler değil de mesneviden fakirin toparladığı ve gönül ile alakalı, gönül nedir?
gönül ne ifade ediyor? Özellikle bir insanın gönül dendiği zaman insanın neresi anlatılıyor? Bununla alakalı sizlere büyüklerimden derlediklerimi sunmaya gayret edeceğim. Aziz kardeşlerim, aziz hazirun, muhterem misafirler, tüm hissiyatın tahlil için toplandığı merkezin adına gönül deniyor. Bütün hissiyatın. Menfi müsbet, doğru yanlış. Ne kadar hissiyat varsa, his nedir? İnsanın dışarıdan içeriye aktarıp, içerideki aynalarda karşılığını buldurduğu şeyin adı his. Bunun menfisi de var, üzücüsü de var, daraltıcısı da var, huzur vereni de var. Şöyle bir örnek arz edeyim. Son dönem Tanzimat Fermanı'ndan sonra sözü meclisten dışarı mevkiine güvenen ukalanın bir tanesi İstanbul Meşayihinden Elif Efendi Hazretlerine, bu isim çok önemli bir isimdir, işi müsait olanlar araştırsınlar. Son meclisi meşayih baş şeyhi Elif Efendi Hazretleri. Tabi bizde Elif bayan ismi. Halbuki öyle değil. Elif erkek ismidir. Elif, Müzeyyen, Mukadder, Muazzez, Müşerref, bunlar hepsi erkek ismi. Fakat bayan kullanıyor onları. Elif ismine bir bayana kullanmak isterseniz Elife diyeceksiniz. Elife. Elif Efendi Hazretleri ne der ki? Ya der, bu kadar bilim gelişmiş, bu kadar teknoloji ilerlemişken siz meşayih ne yapıyorsunuz ya demiş. Gönüle dokunuyoruz Paşa Efendi demiş, gönüle. Yani gönül ne ki demiş Paşa. Buyurmuş ki mübarek Hazret, çok affedersiniz, başlamış sinkefle ana avrat küfretmiş Paşa'ya. Paşa'nın gönlü bulanmış, böyle yere göğe sığmaz olmuş. Durun paşam demiş. Ne vurdum, ne kulağınızdan tuttum, ne tenim teninize değdi. Bir kelime ile sizi yerin dibine batırdım. İşte sizi yerin dibine batıran gönül denen şey. Bizim gönül dediğimiz şey bu işte. Buyurmuş. Paşam, canım paşam, kurban paşam dediğimde yüzünüz güler. İnsanın dışarıdan içeriye aktarılan bütün hissiyatının tahlil edildiği, çözümlendiği, yerli yerince oturtulmaya çalışıldığı merkezin adına gönül denir. İnsan vücudunda, muhterem hazirun, insanın iki göğüs ucuyla onun altındaki dört parmaktan ihata eden, tabiri caizse Türkiye haritası, Allah Türkiye'mizi korusun ya Rabbi her türlü şerden, amin deyin. Allah ülkemize zeval vermesin, zeval vermek isteyenlere zeval versin. Ülkemize benzeyen sanki böyle bir şu bölüm, orada insanın Allah tarafından kendisine yerleştirilmiş bütün cahizeleri ve cihazları mevcut. Orada hani insan konuşurken içim daraldı dediği yer, konuşurken içim ferahlattı dediği yer. Ve bu gönül beş kısımdır, beş kademedir daha doğrusu muhterem hazirun. Birincisine sine deniyor, sine. Derler ya, fukara sinesine her kim dokuna, dokuna sinesi Allah okuna. İki manaya. Kim fukaranın sinesine kötülükle dokunursa Allah da onun sinesini yerle yeksan etsin. Diğer manası, cinas manası, fukara sinesine her kim dokuna, her kim bir fakirin sinesini tamir ederse dokuna sinesi, yani işlene sinesi Allah okuna. Oraya bakıldığı zaman Allah görülür. Sine ilk kademesidir. Gönlün ilk kademesi ve bütün insanlarda var olan bu beş kademenin en ilkel, tabiri caizse ilk okulu hükmünde olan yerdir. Tüm varidatlar burada toplanır. Bütün algılar burada yer bulur ve burada taksimat yapılır. Eğer kişi sineyi bilgiyle, sineyi doyuran şey ilimdir. Gerek zahir ilim, gerek batılı ilim. Hani müsbet menfi ilim diye ayırıyorlar ya, işte fizik, kimya ve benzeri ilimlere müsbet ilimler diyorlar. Sanki dini ilimler menfi ilimmiş gibi okunuyor o zaman. Haşa, öyle değil. İlim Allah'ın malıdır.
Allah Celle ve Ala Hazretleri ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Allah Celle ve Ala Hazretlerinin yarattığı sıfatları bilmek, Allah'ın emirlerini bilmek kadar önemlidir. İnsanın ahiretine, ahiretinin tamiri için ilme ihtiyacı olduğu gibi dünyanın tamirine de ihtiyacı vardır. Yine bu ilimle olur. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Leyse bi hayrikum men tereke dünyahu ile ahiretihi ve ahiretehu ile dünyahu." Sizden birisi "ben tamamen ahirete çalışacağım, dünyayı terk ettim" derse bu kimse sizin hayırlınız değildir. Ahireti bırakıp da dünyaya tamamen kendini kaptırırsa bu da hayırlınız değildir. "Hayrukum men cema'a beynihime." Sizin hayırlınız o ikisini cem edebilendir. Dünya bizim için ahiretin tarlası. Tarla mamul olmazsa ekin nasıl mamul olacak ki? Dünyevi bilgilerinde, uhrevi bilgilerinde insanın sinesine çok faydası vardır. Neden? Bir sözü tahlil edebilmek, bir konuyu hakkıyla algılayabilmek için onun mahiyetini bilmemiz lazım. Bunu bilebilmemiz için de muhterem kardeşler, muhterem hazirun, bizim üç ana esasa ihtiyacımız var ki maalesef biz bugün bütün Müslüman cemiyeti bu üç, kendinde var olan bu üç ana esasın farkında değil. Bakınız, Hristiyan aleminden çok kimselerle konuştum. Kudüs Şerif'e gittiğimde Yahudilerle konuşma imkanım oldu. Bir tek bir tanesi. Ne Hristiyan ne Yahudi. Zabudistler hak getire. Onlar bu işlerden zaten tamamen uzaklar. Bir tek Hristiyan bana herhangi bir papazın Hazreti İsa Efendimiz'e kadar olan bilgi dayanağını getirsin. Ben falan papazdan, o falan papazdan, o falan papazdan, o falan rahipten Hazreti İsa'ya kadar öyle bir silsileler yok. Bize üç tane kutsal değer var, sinemizi tahmin edebilecek ama biz bunları maalesef öteledik. Bir, isnat, yani bilginin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayanan bir silsilesi. Binlerce şükürler olsun. Binlerce alimimiz var. Doğu'da, Gaziantep'te, Batı'da, Arap ülkelerinde, yani fakiriniz sizden birisi din kardeşini hakkıyla sevmedikçe iman edemez hadisinin 34. halkada Resulullah'a dayandırılır. Şeyhim, onun şeyhi, şeyhi isimleri tek tek kayıtlı. Buna isnat deniyor. Bu bizde mevcut fakat biz bunun farkında değiliz. İşte bugünkü eğitim kurumlarında bu senet kesildiği için, sadece bilgi verildiği için, ana kökten koparıldığı için ilim olmuyor, bilgi oluyor. Akademisyen hocalarım beni bağışlasınlar. Fakat köklü bir ilim olmayınca insanların sineleri boş oluyor. Ne bilgi verirseniz verin, o sineleri bir müddet sonra zehirliyor. Bilgi ayrı şey, ilim ayrı şey. İlim malumu sahibine dayandırabilmek. O zaman sinede açılımlar oluyor. İkincisi, bizim İrab nimetimiz var. Yani lügatımız korundu. Bir tek Kur'an'ımız var. 442'de İznik Konsülü'nde 400 tane İncil'den 4 tanesini seçtiler. Tevrat'ın Yahuyagiler'de ayrı, Ferisiler'de ayrı, İshakiler'de ayrı, ayrı ayrı metinleri var. Ama bizim Kur'an'ımız bir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. En ücra köşedeki Müslümanından, en meydandaki Müslümanına gidin. Deyin ki bana Kur'an neyle başlar? Der ki sana Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha-i Şerife okur. İkinci nimet. Üçüncü nimetimiz ensab nimeti, nesep nimeti, soy nimeti. Gerçi Türkiye'de bu unutuldu maalesef. Suriye'ye gidin, İran'a gidin, Irak'a gidin. Sorun adama, adam size 20-25 tane kuşak dedelerini sayar. Köklü bilgi ile kökleşen insan sinedeki açılımı yaşar. Ne alaka? Çok alaka. Sine kelimelerle beslenir. Bilgi olarak alınan kavramlar ilme dayanmadığı için söz havada kalıyor, sineye inmiyor. Kavgalar başlıyor, dövüşler başlıyor, boşanmalar başlıyor, ayrılıklar başlıyor, ortaklıklar bitiyor. Yani bir arkadaşınız size bir söz söylüyor, örnek veriyorum. Yani şimdi zaten yazışmayı unuttuk, tamamen mesajlaşma var. Mesajlar da duyguyu ne kadar ifade edebiliyor?
Dedelerimiz bu mesajlar yokken bize bunun önemini nameyle anlattılar. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Cennet mekan ıtrinin ah tuti mucize-i guyem ne desem laf değil. Ya bir nameyle, bir terennümle insanın gönlünü uyandırdılar. Bizde gönül uyandıracak, sineyi uyandıracak, tetikleyecek duygular bitti. Zevkler kaldırıldı, yerine hazlar kondu. Zevk ve haz çok farklı şeylerdir muhterem hazirun. Zevk mütereddittir. Yani ABS fren gibi tekrar tekrar yenilenir. Haz ise gelgeçtir. Yenisini ararsın. Belden aşağıya çalıştığımız için sineler uykuya daldı. Sine bilgi ile beslenir. İlim ile beslenir. Marifet ile beslenir. Eğer sinesini doğru bilgilerle, doğru ilimle beslerse, yani dini bilgilerle beraber genel kültürünü çoğaltırsa, bu kimsenin sinesi berraklaşmaya başlar. Bakın tekrarlıyorum, lütfen bunu aklınızın bir tarafına bir kardeş sözü olarak yazın. Sadece dini bilgiyle beslenenler hayatlarının mutluluğunu hakkıyla yaşayamazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ziraatı, o günkü teknolojiyi, savaşa giderken mancınık imal ettirdi. Teknolojiyi en güzel şekilde kullanmayı emretti. Entum edra bi dunyakum. Siz dünyanızı iyi öğrenin. Vestamiluha fi sabilillah. Onu Allah yolunda kullanın. Sadece dini bilgi değil, dini ve dünyevi bilgiyi, genel kültürü, tarihi bilen insanın sinesi berraklaşır. Çünkü örnekleri çok fazla tarihte. Çünkü örnekleri çok fazla bizden evvelki yaşananlarda. Sonra eğer sineyi pak ederse bu sefer bir arayışa girer. Kısa bir örnekle ne demek istediğimi anlatmak inşallah anlatmış olacağım. Duymuşsunuzdur hepiniz. Son bundan iki asır evvelki İslam müceddidlerinden bir müceddit olan büyük İslam alimi, büyük veli Mevlana Halid-i Bağdadi. Yani Allah kabrine nur yağdırsın, şefaatine mazhar eylesin. O kadar büyük bir alim ki diyorlar ki eğer Şafii mezhebi tamamen unutulsaydı ezberden bütün kitaplarını yazdıracak kadar bilgisi vardı. Fakat kendisinin lisanıyla diyor ki o bilgiyle burada bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Duydum ki Bağdat tekkelerinde bir şeyler yapılıyor. Kalktım vardım bir dergaha. Baktım orada ilahiler okunuyor, muhabbet, neşe. Şeyh Efendi'ye halimi arz ettim. Şeyh Efendi dedi ki Halid oğlum sen bizim malımız değilsin. Senin nasibin Mekke'de sana gösterilecek. Kalk hacca git. Haçta orada Allah sana rehberini gösterecek. Kısa çok uzun ben kestirerek arz ediyorum. Mekke-i Mükerreme'de birisi ona delil olur. Kalkar Hindistan'ın Dehli şehrine. Şimdi Delhi diyorlar. Esas adı Dehli'dir. Dehli şehrine gidiyor. Orada Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yanına muhabbet öğrenmeye gidiyor. Gönül tabakalan ikincisi dildir. Dil. Bizde dil lisan olarak kullanılıyor. Halbuki esas dil sinenin bir üst tabakası olan ve kelamı doğru anlayan, menfi kelamı reddeden, içerisine almayan, güzellikler ile hayat sürmeye çalışan insan hayat tabakalarından bir tabaka. Onun adına dil deniyor. O da ancak muhabbet ile beslenir. Şeyh Efendi'nin huzurunda 6 ay hizmet ediyor. 6 ay hizmetinden, tabi burada o nükteyi de arz edeyim. Yolda giderken diyor dedim ki içimden, şimdi ben giderim Şeyh Efendi benim ilmimi görür, beni bir müderris eder, talebe verir, ben de medresede talebe okuturum, orada da muhabbeti öğrenirim. Vardım diyor Şeyh Efendi'nin huzuruna, Şeyh Efendi bana dedi ki, Halil oğlum ta Bağdat'tan buraya kadar yorulmuşsun, hoş geldin, sefa geldin ama bizde alim çok da bizim tuvaletleri temizleyecek bir adama ihtiyacımız var. Razı mısın? 6 ay tuvalet temizler. Koca Mevlana Halid. 6 ay. Tereddütsüz. 6 ayın sonunda Şeyh Efendi ondaki kemalatı görünce çağırır. Oğlum der. Senin görevin bu değildi. Ama bir ene vardı sende. Ene. Ben. Ben yaptım.
Ene ile Allah'a varılmaz. Hani malumunuz Hazreti Pir Mesnevi'de buyuruyor ya, sevgilisi sevgilisinin kapısına gelmiş, kapıyı çalmış, içerideki kim o deyince benim demiş. Açmamış kapıyı. Anlamış nükteyi. Biraz sonra kapıyı çalmış, kim o deyince senin deyince gel ey ben demiş. Yani ben, ene. Bunu yıkmadan insan hayatında mutlu olamaz muhterem hazır. O ego insanı o kadar duvardan duvara vurur ki inanın ömrü heba olur gide de farkında olmaz. O enaniyet bugün eğitimde, siyasette, ticarette, aklınıza gelen bütün sahalarda ene var. İnsanlar birbirinin altına uyuyorlar. Ne uğruna? Ben olayım diye. Oraya vardığında yanında dostun olmazsa neye yarayacak? Depremde gördük. Allah kimseyi sahipsiz koymasın. Niye İyyâke a'budu demedi Allah? İyyâke na'budu buyurdu. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Kendi adıma değil, bütün din kardeşlerimin adına. Şeyh Efendi der ki senin görevin bu değildi. Sen evladım artık bir kandil oldun. Git ümmeti Muhammed'i aydınlat. Muhabbet ile beslenen dil kademe atlar. Bir ileri safha olan ve olmazsa olmaz olan gayri mümkünün şerhi olan şarih yani şerh eden şerh noktalarını kendinde toplayan merkez buna hafî diyorlar tasavvuf literatüründe hafî yani gizliliklerin açıldığı yer oraya intikal eder. Oraya intikal eden kimsenin alameti muhterem kardeşlerim. Ben bunu ne zaman anlayacağım bu adamın buraya geldiğini? Daha ve sizlere arz etmiştim. Bir büyüğün huzurunda bir hadise yaşadım. Kendim birebir yaşadım. Çok sevdiğim bir hoca efendi, bir alimi, bir şeyh efendi, bir başkası benim orada olduğumu bilmeden karaladı. Ama nasıl? Yani böyle ağza alınmayacak sözlerle, o hoca efendiliğe uzaktan yakından alakası olmayan şeylerle karaladı. Ego var ya, kendini öne çıkartmak isteği. Fakir buna bozuldum, zatın yanına gittim, şöyle bana baktı. Dedi senin akünün şarjı boşalmış, neyin var? Kemkün anlattım kendisine. Vallahi ve billahi suratından bilim değişikliği olmadı. Oğlum dedi sen bizden bunları mı öğreniyorsun ya dedi. Hadis-i Şerif'te aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki din kardeşinin gönlüne surur dahil eden kimseden daha mutlu kimse yoktur. Bu adam benim aleyhime konuşarak mutlu oluyormuş. Hakkım helal olsun konuşsun ya. O şarih gönül, şerh eden gönlün özelliği kul mesafa dama keder. Sana lazım olanı al, lazım olmayanı kaldır at. Bulanma, başkasının bulanık gönlünde yüzme. İçine bile alma. E diyecek mi? Şimdi bendeniz örnek veriyorum. İbrahim hocamın, sayın rektörümün, Hazirun'un, sizlerden birisinin aleyhine konuştum. Bu da sizin kulağınıza geldi. Bunu içerinize aldığınız zaman ben ruhum bile duymayacak ama siz gece sabaha kadar inleyeceksiniz. Kafanızdan atacaksınız, tutacaksınız. Ne yani? Kime zarar, kime faydası oldu, kime zarar oldu? Kendi kendimizi biz mahvediyoruz. Kendi kendimizi katlediyoruz. Bulanmayan insanın adına üçüncü merkez olan yani şerhi mümkün kılan sadır. Buna sadır deniyor. Bu bahsettiğim kısa öz, sine, dil, sadır. Üçüncü kademede, gönlün üçüncü kademesi. Bu kimse artık kemalat yolunda olgun bir insan olma yolunda şöyle bir tabirle Hazreti Mevlana'nın bakın çocuklar bir leşin önünden geçerler affedersiniz. Leş şişmiş. Kokusu her tarafa yayılıyor. Hazreti Mevlana bakar. Ne güzel beyaz dişleri var çocuklar gördünüz mü? Diyebilmek. Şerrin içindeki güzeli görebilmek. Şerrin içindeki güzeli gördüğü zaman o kimse artık sabır sahibi olmuştur. Ona sırrını ver korkma. Seni satmaz. Ona güven. Seni aldatmaz. O kimse güzelliği görüyorsa, çirkinliği bir tarafa kaldırıp atabiliyorsa o kimseye güven. Bunu eğer burayı, peki bunu ne besler? İkincisi muhabbet dedik. Üçüncü bu sadır dediğimiz tabakayı ihsar ve murakabe. Murakabe sürekli kimim,
Neyim, neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Ömrümün ne kadarı kaldı? Fakir bazen söylüyorum arkadaşlar derken, öyle ömrümün çoğunu yaşadım ben. Bize tünelin ucu görünmeye başladı. Ne zaman gideceğimizi Allah bilir. Yani bir 60 daha yaşayacak halim yok benim. Ya belli, artık belli bir zamanım kaldı. Bunu nasıl değerlendirebilirim? Nasıl daha çok arkamdan iz bırakabilirim? Ne kadar çok gönüle dokunabilirim? Ne kadar çok arkamdan rahmet okuyacak ağız bırakabilirim? Buna bakmam lazım. Kimim, neyim, neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu murakabeyi yapan kimse İsa'yı öğrenir. İsa daha evvel de sizlere anlattığım Türkçemize diğer kamlık olarak geçmiş. Diğer gam diyorlar da yanlış ha. Kaf, kanunun kesi, diğer kamlık, başkasının hakkını, kendi hakkını belki de biraz daha fazla görmek. İnşallah sıkmıyorum. Seneler önce bir yatsı namazından çıktım. Çok gençtim. Yatsı namazından çıktım. Babam memuriyet dolayısıyla olduğum Malatya'da oluyor hadise. Komşumuz vardı. İçki alırdı, alkol alırdı. Teravih namazında camide memleketin müftüsüyle, işte cahil cesur oldu derler ya, müftü efendiyle kapıştık. Fakire küçük müftü demeye başladılar. Çıktım, o alkollü amca karşıda duruyor. Bana dedi, küçük müftü dedi, biraz senden yürüyelim mi dedi. Yürüyelim dedi. Ya dedi, benim için dedi, kabadayı diyorlar dedi, silahlıyım daha, sen benden korkmuyor musun dedi. Dedim, neyden korkacağım, vuracak olsan dedim, senin gibiler mert olur, alnından vurur dedi. Güldü. Böyle kar yağıyor ufak ufak. Baktım ki adı Şeref, Allah kabul nur eylesin. Paltoyu çıkarttı, koluna koydu. Ben üstümde ceket vardı. Amca, niye çıkarttın sen paltoyu dedi. Dedi ki, dost gerek, düz gerek, senin üstünde palto yok dedi, beraber ıslanalım. Bu bir sarhoş. Adam alkol alıyor. Sohbet, muhabbet, bir üç saat karnın altında sohbet ettik. Allah nasip etti, tövbe etti, namaza başladı. Bir sene sonra da Medine-i Münevvere'de vefat etti. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. İsa karşındakinin hakkını korumak. Yani en azından eşit olarak görmek. O bana çok dokunmuştu. Yani bu adam sarhoş dedim ya. Ya bu adam alkol alıyor ama meclis görmüş. Muhabbet görmüş. Bugün akademik kafayla yetişiyor insanlarımız. Hocalarım beni bağışlasınlar. Muhabbetsiz bilgi insanı katleder. Muhabbet yok. Muhabbet olmayınca İsa olmuyor. O zaman saklanıp kalıyor. Dördüncüsüne geçebilmek için mutlaka ama mutlaka az önce ifade etmeye çalıştığım murakabe ve arkasından isar. Karşısındakini kendi de biraz da daha üstün görebilmek. Bu konuda tarihte verilecek çok örnekler var. Hatta inşallah sıkmıyorum sizleri, uzatıyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbinden bir hadis-i kutsi rivayet ediyor. Buyuruyor ki hadis-i kutside, Ebu Ya'la ile Mansur rivayet ediyorlar hadisi. Mansur ibn Yahya el-Basri rivayet ediyorlar hadis-i şerifi. Allah Celle Celaluhu huzuruna dünyada çok samimi olan iki Müslüman gelir. İkisinin de defteri simsiyah. Amelleri çok berbat. Allah Celle ve Allah Hazretleri ikisini de hesaba çeker. Birincisi der ki, doğru cehenneme. Semi'tu ve ta'tu ya Rabbi der. İşittim, itaat ettim ya Rabbi der. Cehenneme doğru yol alır. İkincisinin defterine bakar. Onun da defteri simsiyah. Sen de cehenneme der. O iki adım atar, geriye döner bakar. İki adım atar, geriye döner bakar. Allah der ki, ne istiyorsun ey kul? Er-Rahman ismi tecellisini bekliyorum ya Rabbi der. Öbürüne der ki, önüne gidene, dur dur der. Sen niye hemen gittin der. Ya Rabbi, senin git emrinindeki o kelamındaki lezzet bana cehennemi unutturdu. Git dedin ya, giderim. Allah Celle Celaluhu der ki, al kardeşini, girin korkula doğru cennete. Bağışladım sizleri. Çünkü siz dünyadayken karşınızdakinin hakkını çiğnemezsiniz. Günahınızı kendinize yapardınız. Kul hakkı. Karşındakini, aziz kardeşlerim, aziz hazirun, her bir kul Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin yeryüzündeki bir sıfatı. O sıfata hakir bakmayalım. Alt oymayalım.
birbirimize çukur kazmayalım. Vallahi ve billahi gece gündüz kıldığımız namazlar heba olur gider. Gece gündüz ettiğimiz ibadetler heba olur gider. Biz birbirimizin altını oymakla hiçbir yere varamayız. Birbirimizi büyüterek büyürüz. Her sahada. Ticarette, ilimde, bilgide, akademik camiada, siyasette, aklınıza gelen her yerde. Karşındakini büyüttüğün zaman sen büyürsün. Burayı, yani bunu, bu kademeyi geçti mi, dördüncü olan, gönlün dördüncü kademesine sır deniyor kardeşlerim. Bu kimsenin kalbine artık Allah gizli hikmetler dökmeye başlar. Bugün yeryüzünde Allahu Alem 1800'den fazla Kur'an tefsiri var. Kur'an bir tane. 1800'den fazla Kur'an tefsiri var. Bakıyorsunuz ki o alimler her biri bir ayetten ayrı bir mana anlamış. Aynı ayet. Yani bendeniz öyle bir alim gördüm ki şurada Fatiha ayrı tefsir verdi, şurada Fatiha ayrı tefsir verdi. Hepsi de şeriata mutabık. Nasıl oluyor bu? Sır sahibi olan kimse Allah Celle ve Ala Hazretleri bahsettiğim manada sır. Yani sırrı taşıma değil. Allah'ın sırrına mazhar olan kimse Allah'ın ilham melekleri tarafından beslenir ve onun kalbinde türlü türlü hikmetler, pınarlar açılır. Aynı konuyu bendeniz gibi bir piyade anlattığı zaman tesir etmez. Onun yarım anlatımıyla içimizdeki aşk kabarır. Çünkü o kimsenin kalbine Allah'ın tecellisi vardır. Bu kimseye sır sahibi deniyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri ayet-i kerimede buyuruyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Nefsin kötülüklerini nasıl ki nefse ilham ettiyse onu kendine yakınlaştıracak hikmetleri de nefse ilham etti Allah. Peki bu nefis neyle beslenir? Nimetin tefekkürüyle. Bu taraf hazır olun. Bizler birçoğumuz tefekkürü unuttuk. Yani bendenizin önüne bir bardak su geliyor. Bardağı bıraktım, bardağı burada unuttum. Eski dervişler öyle yapmazlardı. Eski dervişler kendi suyun dibini öper koyarlardı. Allah'ın nimeti burada bana geldi diye. Ve tefekkür ederlerdi. Mustakil olarak kendilerine tefekkür saatleri verirlerdi. Biri diğerine derdi ki gel kardeş tefekküre dalalım. Konuşmazlardı. Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür ederlerdi. Şöyle bir bakalım kendi kendimize kardeşlerim. Gözle görünür şöyle bir bakın. Dünya coğrafyasına bir bakın. Herkes Avrupa'ya imreniyor. Ah keşke imkan olsa da bütün insanları bir Avrupa'ya götürüp getirebilecek imkanım olsa. Bir görseler oradaki rezaletleri. Defalarca size anlattım utanarak. Vallahi Barcelona'da bir parkın önünden geçiyorduk. Billahi burnum düşecekti neredeyse. Şahidi kardeşler var aranızda. Çadır. Tek başına yaşayan anneler, tek başlarına. Senede bir defa evladı gelecek de ona anneler gününde bir çiçek verecek. Artık affedersiniz soğuktan idrarlarını tutamıyorlar. İdrar kokusundan, büyük abdest kokusundan yanlarına geçilmiyor. Bu koca bizim böyle gençlerimizin imrenerek baktıkları Avrupa'nın göbeğinde oluyor bu hadise. Paris'e bir gidin bakın Eyfel'in arka tarafında. Koca koca adamlar yolun ortasında abdestlerini yapıyorlar. Hayal değil bu. Gidip gözüyle görenlerden sorun. Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Allah Celle Celaluhu hem mevsimlerimizi, hem rızkımızı, hem ekinimizi, hem sularımızı, her şeyimizi dengeli kılmış. Ara sıra kendisini hatırlatmaya, daha doğrusu kendine gel ey Adem diye bizi sallıyor. Gerek ekonomik sıkıntılarla, gerek depremlerle, gerek şunlarla. Adı dünya işte, daha dünya. Yani cennet değil burası. Sıkıntılar olacak. Nimetin içerisinde buraya kadar gark olmuşuz da hala mızmızlanıyoruz. Lüksümüz için ağlıyoruz. İhtiyaçlarımız için değil. Defalarca söylediğimi bir daha yineleyeyim. Allah rızka kefil ama lükse kefil değil. Allah rızka kefil ama lükse kefil değil. Biz lüksümüz için ağlıyoruz. Lüksümüzün eksikliğinden dolayı sızlanıyoruz. Nimetin tefekkürü. Nimeti tefekkür eden sır sahibi gönül Hak Celle ve Ala Hazretlerinden Eşşekur ismine mazhar olur.
şükrü kabul edilmiş kul olur ve bu kulun duası reddolmaz. Bu kul Allah'tan bir şey isteyeceği zaman Allah onun duasını reddetmeye hayal eder. Çünkü nimetin farkında. Çünkü nimetin kimden geldiğinin farkında. Gazanfer kardeşim de vardı. Seneler evvel Medine-i Münevvere'de soğuk bir havada umre yapıyorduk. Yan tarafında çok ihtiyaç sahibi Pakistanlı bir kardeşim vardı. Baktım ki böyle titriyor. İhram ile sarılmış. Hava soğuk. Fakirde de iki tane şal vardı. Şalın birini çıkarttım. Onun omuzuna koydum. Üşümesin diye. Bir şöyle baktı bana. Vallahi. Sonra yeşil kubbeye baktı. Şükran ya Resulallah dedi. Teşekkür ederim ya Resulallah dedi. Nereden geldi farkında? Kimin gönderdiği farkında? Yani bana bakarak teşekkürü gözüyle yaptı ama nereden geldiğini ben biliyorum. Burada kime ne geldiyse ondan geliyor. Bize de hatırlatma da bulundu. Nimetin farkındalığı insanın kemalidir muhterem hazirun. Bu nimeti tefekküre devam eden sır sahibi gönül beşinci evre gönüle intikal eder ki buna da kalbi hakiki deniyor. Hakiki kalp. Ve Kur'an bu dereceye varanlar hakkında buyuruyor ki اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. Bu Kur'an hakkıyla kalp taşıyanlara hitap eder. Evet, kalp bizim bildiğimiz kalp. Ama o kan pompalayan kalp. Bizim tasavvuf literatüründe kullandığımız kalp tam şuradadır. Burayla şura arasındaki Süveyda hattı dediği fay hattı, kalp fay hattı. Orada ilahi tecelliler gider gelir. Bu kalp sahibi olan kimsenin en bariz özelliği, en bariz insanların darda oldukları zaman kendisine koştuğu kimsedir. Hem bilgisiyle, hem tecrübesiyle, hem merhametiyle, hem ümit vermesiyle insanların kendisine koştuğu kimsedir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın kalp ehli kulları vardır. Tirmizi rivayet ediyor hadisi. Yeryüzünde insanlar daraldığı zaman onlar ona koşarlar. Yıkılan ümitlerini düzeltir, onarır. Hayallerini yerine getirmeleri için yardımcı olur. Duası ile onların istikametini arttırır. Bunlardan biri vefat etti mi Allah onun yerine mutlaka bir başkasını, onun görevini göreceği başkasını gönderir. Bu tabakaya erebilmek için ne lazım? Biz böyle bir insan olabilmemiz için ne lazım? Buyuruyor ki büyüklerimiz buna müdavimet-i zikir. Sürekli zikir. Ne demek sürekli zikir? Yani ben elimden tesbihi bırakmayayım. Sürekli la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hayır değil. Baktığın her yerde bana her şey seni hatırlatıyor. Rahman Celle Celaluhu'nun bütün sıfatlarını herkeste görebilir. Herkesten. Cennet Mekan Büyüğü'nün fakire söylediği bir söz. Bir gün beraber yürüyoruz. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Koyun pisliği gördük yolda. Mahmut dedi. Buyur Hacı Baba dedi. Oğlum bu pisliğin içerisinde buğday tanesini göremeyen göz Allah'a şükretmemiştir buyurdu. Bu sana görenek istedi. Toprağa göre bu da. Her şeyi de ona görebiliriz. Onu görebiliriz. Her şeyde Hak Celle ve Ala Hazretler tecellisine mazhar olabiliriz. Kalbi gafletten uyandırdığımız her anımız zikirdir. Nice zikir edenler var ki elinde tesbih alır la ilahe illallah, la ilahe illallah derken aklında Türk dizisi geçer. Veya elçisinin söylediği yanlış söz geçer. Veya ortağın ona söylediği kırıcı söz geçer. Veya nice elinde tesbih olmayan, dudakları oynamayan fakat kalbi Allah ile beraber olanlar var. Şah-ı Nakşibend Efendimiz'in malumunuz bir kıssası var. Zamanda doldurduk. İnşallah zamanınızı almayacağım. Mekke-i Mükerreme'ye varmış. Baktım diyor Beytullah'ın etrafında yaşlı bir adam elinde tesbih zikir çekiyor. Kalp nazarıyla bir baktım kalbine. Baktım ki kalbi hala Bukhara'daki hıyar tarlasında affedersiniz. Acaba yetişti mi? Acaba bağlar oldu mu? Acaba bostanlar oldu mu? Moralim bozuldu. Çıktım diyor. Çarşıda gezerken bir genç gördüm. Başına kadın erkek müşteriler yığılmış. Elinde arşın. Gençler arşın ne olduğunu biliyor musunuz? 60 santimlik metre ölçüsüdür. Tahtada 60 santimlik metre ölçüsüne arşın denir.
Arşın arşı kumaş ölçüyor. Kalbine bir baktım ki kalbi Allah, Allah, Allah diye atıyor. Hay maşallah dedim kendi kendime. Döndüm ona dedi ki ey Buharalı Molla gel sana bir şey ikram edeyim. Nice kalbini gaflette zannettiğimiz var ki kalbi Allah ile beraber. Nice zikir ehli zannettiğimiz var ki başta nefsim olmak üzere gafletin dibindeyiz. Muhterem Hazirun, sine, dil, ondan sonra hafi, sır ve kalbi hakiki denen Süveyda. Onun ismi de Süveyda. Süveyda ile bölümlenen bu beş manevi tabakanın tamamına gönül deniyor. Bunları kademe kademe aşarak kemalata varıp da her an zikirdeymiş gibi olan kimseye gönül ehli diyoruz. Ve o kimse hakkında Allah buyuruyor ki bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. Bu Kur'an gönül sahibi olanların gönlünde tefsiri apaçık ayetlerdir. Rum suresi, Ankebut suresi 49. ayet. Allah sizlerinden, bizlerinden gönüllerini kendisinin hakikatiyle lebalep memlu ve dolu eylesin. Gönüllerimizi bulandıracak hallerden, sözlerden etkilenmemeyi, gideceğimiz ana hedefe doğru koşarken çok affedersiniz. Hani köpeklerin arabaların etrafında uzun yolda köpekler arabaların peşinde koşarlar. Onları taciz etmeye kalkarlar. Bir dursanız köpek geri çeker gider. Durmadan hedefimize ulaşmayı ve ne alkışa şımarmayı, ne alkışla şımarmamayı ne de tükürüğe boğulmamayı cümlemize nasip eylesin. Bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Dinleme zahmetinde bulunduğunuz için sizlerin hepinize çok çok müteşekkirim. Allah size razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli efendim hoş geldiniz. Bahsettiğiniz beş kademede birinden diğerine geçişte faydalı olacak zikir veya bir tavsiyeniz var mıdır? Bunlar birbirinden geçiş, yani sineden bir diğerine, bir diğerinden bir diğerine geçişte Allah size razı olsun hatırlattınız, ifade edecektim unuttum. Üç önemli unsur var unutmamamız gereken. Öncelikle ben bütün kardeşlerime kabir ziyaretini tavsiye ediyorum. اَكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَذِ مِنْ لَذَّاتِ Ağız tadını bozan ölümü çokça hatırlayın. Sizde eksik olan tamamlar buyuruyor. Çok olan da azaltır. Çok olan hırstır. Az olan erdemdir. Çünkü insanoğlu zayıflığıyla malum. Kabir ziyareti insanın gönül tabakalarını aşarken çok büyük faydası var hocam. Resulullah aleyhissalatü vesselam sık sık Uhud şehitliğine, sık sık Bakı şehitliğine gider. Hatta kaç sorumuz var ben ona göre cevaplayacağım. Altı. Hem zamanınızı almaktan korkuyorum vallahi. Peki. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gece Ayşe annemizin yanından ayrılır. Der ki Sıddık'ın kızı bana izin ver ben o ibadet edeceğim. O da der sen nasıl istersen ya Resulallah. Bakın bu da sadece gençlerimiz öğrensin diye değil hepimiz öğrendiği diye arz edeyim. Önce saçımı öptü, yanaklarımı öptü, başımı bağrına bastı, beni teselli etti, sevdi, beni yatırdı. Ben uyuyor numarası yaptım. Çünkü çok affedersiniz adetliydim diyor. Kalbime diyor geldi ki acaba başkasına mı gidecek? Başka zevcesine mi gidecek? Kalktı diyor, ben de peşinden gittim diyor. Baktım ki Baki mezarlığına gitti. Ağladı, ağladı, ağladı. Ben kendi kendime dedim ki ey Ayşe sen ne yaptın ya? O ne dertte sen de derttesin. Oradan diyor çıktı aleyhissalatü vesselam. Doğru eve geldi yanıma geldi dedi ki Sıddık'ın kızı neredeydin? Dedim ya Resulallah sen takip ettim. Hadis uzun da. Ey Sıddık'ın kızı Rabbim bana emretti. Gönlün rikkati için mezarlıkları çok ziyaret et. Onlara dua et. Geceleyin onun için oraya gittim. Cebrail bana emretti git. Gönlümün rikkati için, inceliği için mezarlığa gittim. Biri bu. İkincisi, dedikodu çamuruna bulaşmayalım. Yani ne olursunuz, ben arkadaşlarım hepsine
yemin ettirerek, siz de biliyorsunuz, Allah aşkına benim aleyhime konuşanı getirip bana sözünü söylemeyin diyorum. Benim bütün ümmeti Muhammed'e hakkım helaldir. Beni onunla bulandırmayın. İnsanoğlu değişken bir varlıktır aziz Hazirun. Bugün size nefretle bakan, yarın dost olarak bakabilir. Dedikodulara çok takılmayın. Dedikodular sizin kendinizi bulandırır. Bu bulanıklığa sebebiyet vermeyin. Üçüncüsü de gizli sadaka. Gizli sadaka, yani çok şey vermek değil. Komşuna, etrafındakilere, ihtiyaç sahibi olduğunu bildiklerine verdiğin bir iğne bile gizli sadakadır. Bunlar gönül tabakalarını aşarken çok faydalı olan şeylerdir. Gizli sadaka Rahman'ın rızasını celbeder buyuruyor hadis-i şerifte. Bunlar kardeşlerime tavsiye ederim. Beş kademeli gönül herkeste tezahür eder mi? Geçişlerde aksaklık yapan engeller nelerdir? Herkeste var muhterem hocam. Yani muhterem hazirun, gönül tabakaları herkeste var. Yani en azılı kafirinden en muttaki dindarına kadar herkeste var. Çünkü yine diyorum, Allah Celle Celaluhu sahte veya öyle kulu yok ki. Herkes Allah'ın kulu. Peygamberi öldürmeye giden Ömer, katil Ömer olacakken Faruk Ömer oldu. Kalpler bir anda Allah değiştirir mi? Değiştirir. Herkeste var. Bu birbirinden geçişte geri düşüren mi soruyor? Yani tekrar geri adım attıran. Geri adım attıran dört şey sayıyor. Ebu Leys Es-Semerkandî. Gönülün diyor düşüklüğüne sebep olan bir düşük halde olan insan ile alay etmek. İki, anne veya babanın birisinin kalbini incitmek. Üç, ihtiyacı elinde imkanı olduğu halde ailesine cimrilik yapmak. Dört, kendisi gibi olan, yani kendisinin seviyesinden veya biraz daha üstünde olana merhametli davranır. Daha doğrusu tabiri caizse yalakalık yapıp kendi eli altında daha düşük olanları ezmek. Bunlar insanın gönül perdelerinden aşağı düşür. Gönül yıkmak kavramında bahsettiğiniz beş kademe birden mi yıkılır? Değil. Herkesin kendi olduğu yere göre. Birinci kademede ise bütün gönlü yıkılır. Ama üçten sonrakilerde tabiri caizse zırh çekilmiş araba gibi kurşun isabet eder ama içeriye girmez. Fakat orada bir iz bırakır. Herkesin içinde bulunduğu kademeye göre gönlü yıkılır. Eğer en küçük bir şeyden kırılabiliyorsa bir insan, bilsin ki daha birinci kademededir, sap atlayamamıştır. Ama töler edebiliyorsa, töler ettiği ölçüde, bunu da mutlaka kendi bu işten anlayan bir kimsenin rehberliğine ihtiyacı vardır. En güzel rehber de fakirin, ben sizlere haddim olmayarak bu konuda en güzel rehber, yani insanın istifade edebileceği İmam Gazali Efendimizin, İmam Gazali Mükâşefetül Kulûb diye bir eseri var, Kalplerin Keşfi. Oraya bakar, orada kendini bulur insan. Gönül yıkıcı söz veya eylemler insandan insana fark ediyor. Peki, genel bir gönül yıkma kriteri var mıdır? Var. Yani çok affedersiniz muhterem hazirun, biraz kaba olacak. Çok sevdiğim birisi bize, çok affedersiniz. Hepinizin ayaklarından öperim. Eşek öyle şey dese güleriz. Hiç sevmediğimiz birisi canın dese canı çıksın anlarız. Ağızdan çıkan name, nefes ve oradan gelen, şimdiler yeni moda enerji diyorlar. Herkes enerji oldu, işaretçi oldu, şucu oldu, bucu oldu. Kimse feyiz demiyor, kimse tecelliyat demiyor. Ağızdan çıkan feyzin nakıslığına ve yüksekliğine istinaden anlarsınız onu siz. Genel kaide size al şu yemeği ye derken sizi mi düşünüyor, yoksa o yemekle sizi mi öldürüyor? Budur kriter. Başka bir şey değil. Yoksa lafızlar değişir. Çoksa yani sizi çok seven birisi, haşa sizden, çok affedersiniz. Hayvan dese gülersiniz. O hayvandan hayatı bulursunuz. Doğru mu? Buyurun. Gönlün ikinci tabakası dil, öz olarak nedir, ne değildir? Lütfeder misiniz? Yani sineden ikinci tabaka olan dile geçişte İnsan nefsinden, insan kalbinden ve insan ruhundan nüveler vardır. Dil bir tarafı şehvettir, bir tarafı şefkattir, bir tarafı hissiyattır,
bir tarafı melekuttur, bir tarafı lahuttur. Yani bir tarafıyla dünyevi arzu ve istekleri koordine eden, bir tarafıyla karşısındaki bütün varlıklara merhamet saçan, okuyorsunuzdur mutlaka, hak bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir tarafıyla dertlilere derman olur. Bir tarafıyla Allah Celle ve Aleyh Hazretlerinin huzurlu olduğunu unutmaz. Diğer bir tarafıyla Hak Celle ve Aleyh Hazretlerinin ey abdi, ey kulum diye hitap ettiği yerdir dil. Ama bu çok daha ergenliğe ermemiş, yeni yetişen çocuk misali değişkenlikler gösterebilir. Onun bir üstünde hafiye vardığı zaman, yani Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin kendindeki inkişaf ettirildiği zaman çok farklı bir boyut alır. Eğer inşallah Rabbim ömür verirse, hocalarım da devam ederlerse, bu kavramların tamamı ileriki mesnevi derslerin beyitlerinde tek tek açıklanacak inşallah. Ego ve kibir hastalığına düşen bir kişi bundan nasıl kurtulabilir? Yani bir insanın kendi kendine egoya ve kibre düştüğünü anlaması zaten kurtuluşun ilk adımını adım atmış demektir. Bir adam bende kibir var, bende ego var diyebiliyorsa o kimsenin elini öpürür. Bundan sonra yapacağı iş, bundan kurtulmak için alimlere soru sorar. Zikir ehlinden bununla alakalı zikirler var, tertipler alır, tedaviler var. Mesela az önce bahsettiğim ego sahibi Mevlana Halid Efendimiz, Molla Halid iken Mevlana Halid olmasında en büyük etken egosunu yıkmasıdır. Egosunu yıkacak manevi tabipler arasın. İstedim de vermedi Mevlam, sakın söyleme, istemesini bilmedin bari yalan söyleme. Arayıp da bulamayan yoktur, hakkıyla arayan mutlaka bulur. Eğer bulamadım diyorsa tembellik yapmıştır. Süveyda Hattı cismani midir yoksa sadece manevi midir? Manevi. Manevi. Bu bahsettiğim tabakaların tamamı manevidir. İnsan kalbini düşünün muhterem Hazirun. İnsan kalbi, doktorlarım daha iyi bilirler. İnsan kalbinin en alt tarafında siyah bir yer var. Böyle siyah. Doğru mu Özcan abi? O kalbin en alt tarafında böyle siyah bir nokta var böyle. Bütün ilahi bilgiler toplandığı yer orasıdır. Süveyda. Oradan oraya, oradan oraya. Tecelliyat. Ya insan kalbinde de yan tarafında da bir beyazlık vardır. O, bunlar hepsinin bir manevi, nasıl söyleyeyim, bir manevi etiketi var da bizi alakadar eden kısmı, biz gönlümüzü tamir etmeye çalıştıkça maneviyatımız artar. Şunu bilen maddi değillerdir. Yani kan cereyan ediyor vücudumuzda. Onu cereyan ettiren kudret maddi midir? Onun gibi. Sorularımız bu kadardı. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer hocam, her zamanki gibi engin bilginizle bizi ihya ettiniz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Eğer uygununuz olursa, iki hafta sonrasına müsaitliğiniz varsa şimdiden duyurmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler. 18. Tamam efendim. İnşallah 18'de sizi almış oluyoruz. Soru cevap kısmımız fuayede devam edecek. Sizlere de bu saate kadar burada sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet.